AKP'nin başlattığı açılım süreci halkların kardeşliği için bir adım mı yoksa işbirlikçi sermayenin çıkarları için bir talebi mi? Peki sol partiler bu sürecin neresinde? İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek açılım sürecindeki safları yazdı. İşte Perinçek'in "Enternasyonalizm mi, enstrümantalizm mi?" başlıklı yazısı. İşçi Partisi lideri Doğu Perinçek, AKP'nin açılım sürecinin amacını yazdı. Perinçek yazısında açılım sürecini anlamak için süreçte oluşan saflaşmanın önemine vurgu yaptı. Perinçek, sürecin yürümesi için destek verenleri sıraladı. Başta TÜSİAD ve TUSKON olmak üzere büyük sermayenin en kodamanları, sıcak para komisyoncuları, borsa vurguncuları, holding medyasının patronları, tarikat rantçıları. Onlardan önce sürecin büyük patronları Amerika ve Avrupa Birliği emperyalistleri, İsrail'in Siyonist büyük sermayesi. Doğu Perinçek, sürecin Türkiye'nin komşusu mazlum ülkeleri düşman ilan ettiğini, Çin ve Rusya gibi ülkeleri de hedef aldığını belirtti. Doğrudur, bu İmralı süreci enternasyonal bir girişimdir. Dünya büyük sermayesinin enternasyonali. Peki bu cepheleşmede bir takım solcu ve sosyalistler şu İmralı sürecini destekleyerek kimin enternasyonalisti oluyorlar? Dünyanın emperyalist ağalarının ve işbirlikçi büyük burjuvazinin ve ortaçağ tarikatlarının. Beyler kusura bakmayın, sizin yaptığınız işe enternasyonalizm değil ama enstrümantalizm denebilir. Demokratik devletleri yapacaklaştırma. Perinçek sol ve sosyalist örgütlere de çağrı yaptı. Türkiye'nin sosyalistim diyen partileri de bu sürecin neresinde olduklarına bakmalıdırlar. EMEP, ÖDP, TKP ve diğerleri. Hepsi için böyle bir sorumluluk vardır. PKK'nın rüzgarına kapılarak varılacak yerin sonuna gelinmiştir. Barışseverlik değil, savaşperestlik. İmralı süreci bir barış ve kardeşlik eylemi değildir. Bu süreci yürütenler Irak'ı fiilen böldüklerini ve resmen de böleceklerini her gün ilan ediyorlar. İmralı sürecini desteklemek, Kürecik'te emperyalizme kalkan olmaktır. AKP-PKK ittifakına omuz vermek, patriot füzesi olmaktır. Perinçek, mazlum milletlerin kurtuluşu için emperyalizme karşı cephe almak gerektiğinin de altını çizdi. Enternasyonalizm, çağımızda tutarlı vatanseverliktir. Kendi vatanımızda ve dünyanın her yerinde emperyalizme karşı cephe tutmaktır. Zaten bu savaşın patronları da, ateşe sürecekleri piyonların adını koymuşlardır. Onlarla ilişkilerini bütün açıklığıyla tanımlıyorlar, enstrüman olarak kullanacağız diyorlar. Emperyalizmin ve işbirlikçilerinin petrol savaşına piyonluğun adı enternasyonalizm değil fakat enstrümantalizmdir.